şey var o zaman, o babasının var. Öldürülmesinden kaynaklanan yataklık yapıyor. Tabii ha. Ahmet Efe'nin ölümünde yataklık yapmış şerkezler. Ondan dolayı kin, oradan bir ayrı kin, bir kim daha var. Şimdi 1910 tarihli bir belgede diyor ki buraya bir mülkiye müfettişi gönderiyorlar. Ödemiş'e müfettiş geziyor, Çerkez köylerini de geziyor, Türkmen köylerini de geziyor. Hatta Çakıcı'nın köyüne, sizin köye de gidiyor. Ve diyor ki Çakıcı'nın bu durumundan dolayı Çerkezlerle Türkmenler arasında ciddi bir husumet başladı. Artık bir Türk-Çerkez çatışmasına doğru gidiyor bu iş. Evet. Çünkü Ahmet Anzavur'un başıbozuk Çerkez müfrezesi yerini söylemiyorlar diye Türkmenlere zulüm yapıyor evet, köylerde. Evet. Bir de şey vardır, Çakırcalı vurulmadan önce bu Kuşçubaşılardan, Kuşçubaşı Eşref'in kardeşi Çerkez Sami vardır. Aynen. Gelir buraya, Çakırcalı'nın akrabalarından 4 kişiyi daha kaldırır. Bunlardan ikisini öldürür, ikisini yaralı bırakır. Çakırcalı'nın bundan sonra Çerkez köylerini basmaya başladığını anlatıyor belgeler bize. Yani bu husumet diyorsunuz ki Ahmet Efe döneminden kaldı. Var. Çerkezlerle. İlk o köyün Türkmen köyünün altına yerleştirilmesiyle başladı. Yani hep bir Yörük köyünün altına yerleştirilmiş zaten bu. Çerkezler. Aynı şekilde ilk kurşunda Kaya köyünün altına, Yörük bir köyün altına. Aynı şekilde Türkönü'nde de Yörük bir köyün altına yerleştiriliyor. Ve bunlar arasında çatışma oluyor. Toprak kavgaları. Çünkü şu an Ertuğrul köyü. Merhabalar Necdet Hoca. Havza. Tanışıyor musunuz? Türkönü'nün ovasıdır. O ovaya yerleşiyor. Peki Türkmenlerin topraklarını veriyorlar. Türkmenlerin topraklarını yerleştiriliyor. Bu muhacirler o dönemde. Toprak kavgası. Mehmet amcamın dediği gibi at. İşte at adamlarda at yok. Ne ihtiyacı varsa gidiyorlar Yörük köyünden. Ben tanıştırayım. Munis Arman. Bozdağlardan Bozman Deresi falan vardı ya. Evet. Tire'den. Mehmet abi tanıyor musun? Tanıyorum. Çakırcalı'nın torunlarından. Kemal de aynı şekilde tanıyor torunlar. Bir şey de Hakan da. Ankara Türk Mülkiyat Tarihi Enstitüsü'nde doktor öğrencisi. Efe Zeybek Eşkıya konusunda. Sen ne arıyorsun burada? Ya ben burada bir düğün bir şeyimiz vardı bizim de organizasyonu. Onun için geldik. Ben de bir şöyle dolaşmaya gittim. İki tane şey geldi, hiç yayınlanmamış fotoğraf. Kimin? Kim olduklarını bilmiyoruz, arkalarında yazıyor. Ya şey yapıyor işte, bir görüşme yapılıyordu. Necat ne oldu? İzmir Ansiklopedisi yayınlandı mı? Abi iki cilt yayınlandı. Onun tarih ve yer hatları yayınlandı. Ama onun dışında... Osmanlıca rakam atmışlar güzel. Kaç cilt olacak şu an? Allah, 10 cilt ama 20 tane. 10 şey ama her cilt ikişer cilt olacak. Nasıl? 20 cilt toplam. Yani mesela tarih 2 cilt. Bu daha çok Tuvay Milli'ye dönüyor mesela. Tuvay Milli. Tuvay Milli. Tüm paşalar var orada. Bir ortada paşa Aydın var. Ödemiş cephesi, harekatı, arbiyesi, reisi, kahramanı, yüzbaşı demiş Fikri Bey. Mülazım Bey, Aydın'da. Mülazım evvel. Bu fotoğraf hiç yayınlanmıyor. Süvari Bölük Komutanı Ethem Bey. Mülazım. Necdet Hocam yayınlanmıştır burada. Mülazım Kemal Bey. Hiç görmedim ben. Yok siz görmemişsiniz de yayınlanmıştır. Ödemişim belediyesinin arşivlerinde vardı. Mülazım Zekeriya Bey. Jandarma Mülazım. Şimdi Almanya'dan gelenler de orada. İngiltere'den, Almanya'dan bu araştırmacılar geldi. Mülazım Tevfik Bey, Mülazım Evvel Mehmet Bey. Siz nesi oluyorsunuz Çakırcalı? Hepsi... Ben torununun oğlum. Babam görmüş Çakırcalı kendisini. Anlatırdı geri kalanlarında. Düzü indiği zaman. Bizim evimiz eski trenin merkez mahallelerinden. Yani hükümet binası orada. Askerlik şubesi orada. 39. alay mesela onlar hep oradaydı. Bütün binalar oradaydı resmi devlet daireleri. Düze indiği zaman bizim sokaktan geçirilmiş etrafında diyor kızanlar vardı. Çakırcalı geçerken etrafa para atıyormuş. Çocuklar kapışıyorlarmış.
bu istiman merasiminde düzey inme töreni yapılıyor. O törende değil şimdi, mi? Evet. Şimdi orada bir Çakırcalı filmi oynuyormuş da onun şeylerini görmüş. Afişlerini. Olmaz. Şimdi afişlerini görmüş. Ha, baban görmüş. He, baban. Ya o Çakırcalı hiç benzemiyor. Ya, o ne yaptı? Onu anlatmıştı. Evet. Şimdi bir zaman biz hani delikanlıydık biz diye. Çünkü babam 1886 doğumlu. 86'da. O zaman görmüş. Tabii. Kaç yaş var mı oluyor? 20 yaş tamam. 10-18 yaş falan oluyor. Çakırcı'dan 5-10 yaş küçükmüş onu gördüğümde. Yani. 6-7 yaş, 8 yaş küçükmüş. O zaman da işte para atılıyormuş. O çocuklar kapışıyorlarmış. Hacı Mustafa çocuklar tabii atılan paralar bazen ayaklarının önüne geliyormuş onların. Dipçikten vuruyormuş onu. Babam diyor hiç sevmiyorum. Çok diyor işsiz bir adam diyor. Hacı Mustafa. Hacı Mustafa. Hacı Mustafa. Hacı Mustafa cellat. Onu diyordu. Cellat. Çocukları hepsi darbe yemiş ondan. O paraları kapmak için geliyorlarmış. Yerlerini sürmüyor acımda. Ayağından dönüyor. Hacı Mustafa Hacı Eşkıya olarak falan da anılır mısın? Var mı böyle bir şey? Vallahi şeyiniz? Bilmiyorum. Ben o konuda bir araştırma yapmış değilim. Değil, yalnız ben sana kesin söyleyeyim onu. Hacı Eşkıya ayrı. Ayrı. Hacı Mustafa ayrı. Çünkü Hacı Mustafa Çakırcan'la beraber devamlı gezen kişi. Evet. Hacı Eşkıya bu Katırca Sokak'ta oturan birisi. Hacı ifadesi Hacı Mustafa dayanıyor bilmiyorum. Çünkü bu çok kullanılıyor. Lakap, isminin lakap. Hacı'ya gittiğinden dolayı evet, değil. Hayır bak onu diyorum. Aha. Şimdi özellikle Beylikler sürecinin sonlarına doğru Vatan Doğu fethinde bu ünvan çok kullanılmış. Evet. Hacı adı. Sıfat diyelim ona. Adliye de sıfat olarak çok kullanılmış. Bu sıfatı ben biraz aşmaya çalışmıştım. Şeyde Asya Anadolu Yatırkan Anı Defteri'nde çok geniş yer verdim. Hı-hı. Hepsinde örnekledim. Kimler hacı sıfatına sahip diye. El Hac diye. Hayır, o sonraki tahrir kayıtlarında Demet Doğan'da hacı. Hacı. Bildiğimiz hacı onlar. Yani hacca gidenlere El Hac. Dinsel, dinsel şeyi sıfatı yakalamış. Evet, evet. Ama onun diğerleri öyle değil. Mesela bizde Hacı Baba vardır. Evet. Hacı Köyler onun köyleridir. Hacı Bektaş Veli. Peki isim olarak Ahmet Mehmet gibi isim de konuluyor hacı o ayrı. Diye. Hayır, bu adının başına getirilen bir sıfat. Sıfat. Evet. Mesela Hacı Murat diyor. Hacı Musa diyor. Evet. Bu hatları ben o kitap Musa abinin bayağı kitapları var. En son ne yayınladı? Trans Köbesi yayınlamışsın. Evet, Trans Köbesi. Onlar Bayındır vardı. Bir de şey neydi? Dörklüce. Yok. Şeyh Bedrettin. İkincisini yayınladım ben. Ayrı o. Yani birincisinde Şeyh Bedrettin tamamen ele alınıyor. Ve o merakıbname esas alınarak yapılmış bir çalışma. Evet. Ve bir de Osmanlı tabu tarih defterleri. Ama ikinci Bedrettin şeysi daha ziyade vakıf kayıtları ele alınarak yapılmış bir çalışma. Ve aileyi ilgilendiren tamamen. Anadolu yaşamı. Hiçbir yazarda bugüne kadar Bedrettin üzerinde olan çalışmalarda Anadolu yoktu. O girilememiş oraya. Hı. Ama burada Anadolu'da Bedrettin nasıl görünüyor? Sülale yapısı, evet. Efendim cemaat yapıları nedir? Babasının, dedesinin, kendisine bağlı gruplar nedir? Bunları konu alan yeğenleri, kardeşleri, bilmem. Aydınoğulları'nın sülalesi devam ediyor değil mi şeyde, sürede? Tabii hocam ama onlar bir ifade, şey ifade etmiyor artık ya. Bir soyadları ne bunların? Aydınoğlu diye geliyor. Tire'de. Tabii kullanmışlar aynı şeyi. Soyadlarına evet. Devam ediyorlar. Evet. Yani mesela Ali Aydınoğlu, Veli Aydınoğlu tabii, falan. Tabii. Ama şimdi tabii ben çok iyi uzmanlarla çalıştım. Konunun uzmanları. Şimdi İlkitere Ortaokulu müdürü vardı. Hulvi Yelken. Hukukçuydu kendisi aynı zamanda. Atatürk döneminde talim terbiyeti çalışmış. Her türlü yazı okuyordu veya o beylik dönemi eserlerini de TED'e ortaya koyan adamı. Hufi yazıları varıncaya kadar yokuyor. Şeydi, bilinçli biriydi, disiplinli biri. Onunla çalıştık. Bir de Kazım Kaygusu'la çok uzun yıllar çalıştık. O Uşaki Şeyhi'ydi. Uşaki Zadiler'den. Yani Uşaki Şeyhi'ydi. Yok Uşaki Zadiler ayrı. Uşaki tarikatının şeyi. Evet. Peki Uşaki Zadeler zaten o tarikata intisap etmiş değil midir? Yani tarikatta aile... Uşaklılar anlamına da gelir o. Evet. Uşaki Zadeler.
o anlamda. Ben Latife Hanım'ı, Halit Ziya'nın. Hepsi aynı da Uşakzadeler ama hangi nedenden dolayı Uşak kökenine dayanan bir aile mi ifadesidir o? Nedir? Çünkü tarikatı böyle, tarikatta böyle ifade yoktur. Evet. Hani mesela diyelim ki Bektaşizadelerden olmaz. Bu ifade yoktur. Evet. Şimdi onunla biz çok çalıştık. O hem şeydi, yetkindi, hem de dönem şeyini çok iyi bilen biri, iyi yetiştirmiş kendisini ve dolayısıyla onunla yaptığımız çalışmaları ben hep böyle, zaten belgesiz çalışırım ben, belgesiz çalışmam, anonim bilgiyi pek kullanmam hiç. Hiç kullanmam, nakit kullanmam. Birisi şunu demiş, ben yazmam onu. Ama işte belgelerin vermediği yerde, bilgi vermediği yerde... Kayıt diyeceksiniz. Diyeceksiniz. Mutlaka. Anonim. Mutlaka. Halk bilgisine göre. Yani mutlaka. O kaydı kullanacaksınız. Şimdi devlet merkezli belgeler de bellidir. Devlet hiçbir belgesinde Efe'den, Zeybek'ten bahsetmez. Eşkıyadır. Devlet nazarında düzene başkaldıran herkes eşkıyadır. Mesela ben 83 yılında yayınladığım Vatan Notları'nın ilginç olaylar var. Orada Efe'lerle ilgili önemli bir şey yayınladım ben. Fermanlar geçtiğimizde böyle. Orada Efe ifadesi kullanılmıyor. Bu çok enteresan. Evet. Resmi kayıtlar, resmi ifadelerde Zeybek geçiyor. Zeybek geçiyor, evet. Evet. Zeybek makbulesi, Zeybek haşeratı. Onlar, yani devletin manada aşağılamak gibi kullanılıyor. Zeybek. Evet. Şimdi demek ki 19. yüzyılda yaygın hale gelmiş kıyafetler. Evet. Halk da benimsemiş. Bu defa bağ, bahçe, tarlaya gidenler öyle giymeye başlayınca yasak saraya var. Bir şey girmiş, kuşku girmiş bu. İslam adetleri bozuluyor gibilerinden fermanda bile o. İşte efendim bunların önlenmesi isteniyor. Kadılara gelen bu şeyler buyurdular. Bir yerde hakaretlere varmış artık. Yani bunları önlemiyorsunuz. Bunlarla işbirliğiniz mi var gibilerinden çok ağır hakaretler var. Onları yayınlamıştım ben. Hatta ondan sonra da çok kullanıldı onlar. Deve güreşlerini falan o kayıtlarda ilk defa ben kullandım. Ondan sonra deve güreşleriyle ilgili bir atıf yapılacağı zaman o bizim kullandığımız ilk bilgileri veriyorlar. Başka kayıtlar diyor kendilerinde. 83'te yayınlamıştım onu ben. Bunlar şimdi mesela şeriat sicilleri dönem kayıtları bakımından çok önemli. Evet. Çünkü olay defterleri bunlar. Bir tekleri de kalmıştı bunlar. Fakat biz orada pek böyle ne Kuvayi Milliye süreciyle ilgili ne Çakırcalı ile bir yalnız Çakırcalı ile ilgili bir belge geçmiş elime. O da müsaadede işte yaralanmış bir asker zaptiye. Ailesine onun aylık bağlanması ile ilgili bir şey vardı. Ya ben 2000 küsur belge okudum. Yalnız şu var, Bayındır'ı yazarken bana devlet arşivlerinden birçok belge gönderildi. O belgeler içerisinde Çakırcalı'yla ilgili pek çok şey vardı. Düşünün şu anlar. Evet. Mesela Muğla postanesinin soygunu. Evet, postasının, post arabasının. Posta arabasının postanesinin diyor. Yok, post arabası. Posta arabası ayrı bir olay. Yok, postane soygunu yok. Yani belgeler okulunda çok açık ve çok teferruatlı. Şimdi ben oradaki ifadeyi söylüyorum, elimde hala o kayıt. Muğla postanesinin soyulması diyor. Şimdi posta arabası ayrı bir olay. Yani posta arabaları ben mesela yine aynı kitapta yayınlamıştım ben onu da. Çok enteresan bir ayrıntı vardı orada. O nedenle şimdi Tele'den Aydın'a giden posta arabası Tatarı ile beraber Tele'nin Gökçepınar kesiminde soyulmuş ve Tatar öldürülmüş. Arabada bulunan 10.000 kuruş alınmış. Jurnal defteri dolunmuş. Bir süre sonra saraydan bir yazı geliyor. Çalınan paranın posta nizamnamesine göre Tele halkına ödettirilmesi. Şimdi hangi olay alanda oluyorsa sorumlu tutulmuş halk. Bunun cezasını çekiyor. Hatta rahmetli Örsan Öğmen'di galiba sanıyorum. Benden alıntı yapıp onu çok kullandılar hepsi de. Hasan Pulur da kullandı. Orada o diyor ki, Galatasaray Lisesi'nde birinin parası olmuş öğretmenlerden. Sınıfta zorlanmış dershanede kimse çıkmamış parayı ben aldım diye. En nihayet okul disiplin kurulu tarafından bir karar oluyor. Paranın sınıfa ödetilmesi diye. 16 kurulu miktar.
hala posta nizamnamesi geçerli mi diye. Yani posta nizamnamesi bir maddesiymiş o. Evet. Müsaadenizle biz mülakatını tamamlayalım da. Mülisar ne yapıyorsun diye. Biz hayırdır? Şimdi Çakırcalı vefat ettiğinde, öldürüldüğünde yani yemek geride 3 tane eş ve 2 tane çocuk mu kalıyor? 2 tane kız çocuğu. Birazdan kalan diğer hanımlardan çocuk yok. Var. Var. Onların da torunları var şu anda. Evet. Şimdi az önce bahsettiğim Saçan'ın öbür faziletten olan var. Onlardan da kız çocuğu, kız çocuğu. Torunları vefat etmiş. Torunların çocukları. Mürs abi, otur bir dakika. Genelde bunlar da bir hoş bir günler. Mürs abi, otur bir dakika da fotoğraf çekilelim. Oturun. Dur ya, sen otur. Ben çekeyim mi? Sen çekeceksin tabii. Senin bir özelliğin yok burada. Doğru söylüyorsun. Bu adamların hepsinin özelliği var. Baban hemen öyle. Çekiyorum. Eğer hazırsanız. Birkaç tane çek yani. Çekeyim. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İzninizle. Ne oldu? Biz kaçıyoruz. Onda bir görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben seni uğurlayayım. Geldi hocam. Toplamda kaç çocuk kalıyor? Toplamda anneannem, Emine teyzemiz, annesi, Nuri, 4 çocuk. 4 tane kız çocuğu kalıyor. 2 tanesi Hıras Hanım'da. 2 tanesi geriye kalanlar tek eşten mi yoksa tek eşten. İkinci eşinden mi kalıyor? Küçük eşten, en küçük yok, eşten. Yok. Çocuk yok. İkinci eşinden 4 tane. Sonra bir daha evleniyor. Sonra tekrar evleniyor. Kısa bir süre zaten. Tekrar evleniyor. 4 tane kız çocuğu. Asıl olan şimdi Nadire pek bahsedilmiyor. Nadire güzelmiş. Ondan bahsediyorlar. Çok güzel oldu. Nuri teyzem şurada. Yaşlı. Geçen gün konuştum. Selamım var. Çok da İstanbul'da yaşıyor. Nasıl gideceğim oraya? Ölmeden onu görmek istiyorum da Gülsel teyzeyle konuştum. Şimdi Gökçen bizim sülale dağıldı. Kimi orada, kimi Afrika'da çalışanlar var, İstanbul'da çalışanlar var. Okuyanlar gitti. Hı hı. Geri burada araziyle uğraşanlar da. Evet. Hatta araziyle uğraşanlar dahi gittiler. Araziyle uğraşan en son benim öğrendim. Peki. Çakıcı Efe vurulduktan sonra toplumun, ailenin geri kalanına bakış açısı. Gerek Osmanlı döneminde, gerekse Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Yani aileye karşı olan o saygı devam ediyor mu? Ya da Çakıcı Efe'nin vurduklarıyla arada bir husumet oluyor mu? Husumet, aileye karşı husumet besleyenler oluyor mu? Şimdi köklü olanlardan vardır da hangisinin Çakıcı Efe tarafından vurulduğu belli değil. Belli değil. O saygınlık devam ediyor. Devam ediyor. Yani mesela Kamalı'yla çocuklarını görüşüyor musunuz? Görüşüyoruz. Dip komşum zaten. Doktor Kamalı zaten Emin'le mi tedavisini yapıyor? Kamalı'nın yani oğlu. Bir tanesi dip komşum. Onun kardeşi var. O da aynı köyde. Arazi sahibi. Ya daha ne olsun ve ya? Saygınlık Kamalı duyarlar yani. Çakırcı yaş olasın. Tedavi ediyor ya. Büyüyor. Hayır. Soruyorum. Mesela Çamlıca'nın çocuklarıyla. Yani Çamlıca'nın çocukları var mı? Çamlıca'nın Hüseyin. Hiç görüşmüyoruz. Çünkü onlarla şey var bir... Asma abi biliyor onları. Çamlıcalı Efe'nin bak. Tire'den. Tire'den değil mi? Hayır. Buradan. Ödemişti. Ödemişti. Tire'den pardon. Çamlıcalı. Fikret'in karısı Çamlıcalıların torunu. O değil. O da var. Şimdi kısa bir süre Çakırcan'ın kızanlığını yapmış olanlar o Çamlıcalı değil. Buradaki Çamlıcalı. Ha. Onu kanlı bıçak konuyor. Düşmanı olan Çamlıca. Öldüremiyor tek kişi. Yani öldürmek hatta pusuda yatıyor da. Olmuyor. Çamlıcalı'nın kızanlarından 4 kişi öldürüyor Çakırcan. Evet o kanlı bıçaklı gibi yani. Evet. Mesela Gökdeli ile çocuklarını görüşüyor musunuz? Kara Ali meselesi vardır bir de. Kara, evet, Ali var. Şimdi asılması mevzu vardır. Şimdi hep şu söylenir. Çakırcalı'nın aslında onu kurtarmak istediği kurtaramadı. Ama bazıları da der ki
Kara Ali içerideyken Çakırcalı'yı satmıştır. Yani onun bütün yataklarını söylemiştir, yaptıklarını anlatmıştır. O nedenle Çakırcalı sahip çıkmamıştır. İstese kurtarabilirdi, alabilirdi onu yiğitten. Böyle bir iddia vardır. Bu ailede daha önce de hiç konuşuldu mu? Kara Ali meselesi. Çünkü en sevdiği kızanlarından bir tanesi ve onun adına daha da çete kuruyor. Muavin çetelerinden. Muavin çetesidir. Onu hatta sen diyor ayrıl falan. Evet, evet. Gönderiyor. Evet. Şimdi Kara Ali'nin asılması meselesinde Kara Ali Düz'deyken, ikinci meşrutiyet öncesinde Düz'e iniyor ve bir şey kanun çıkarılıyor. Menişekavet eşkıyalığın önlenmesi kanunu. Bu kanuna istinaden Düz'deyken, Af'tayken tutukluyorlar. Dünya kadar yazışma var buna ilişkin. Kara Ali diyor ki, ya ben Af'tayken hiçbir suç işlemedim. Siz beni niye yargılıyorsunuz? Niye idamı mahkum ediyorsunuz falan filan diye dünya kadar bir dilekçe yazmış. Ama belgeler şunu diyor, Kara Ali'nin asılması için Ödemiş'te, Tire'de, İzmir merkezde, Aydın merkezde şey yapıldı, mitingler düzenlendi. Halk hükümet konaklarına yürüdü. Bunu asın. Hatta şey diyor belgenin bir tanesinde, Kara Ali öyle cinayetler işlemişti ki Çakırcalı'nın atasına rahmet okutur. Kullandığı ifade bu yani. Belgenin kullandığı. Onu da şey diyor, dönemin Aydın valisi, İzmir'deki vali diyor. Ya bu adamı asmazsak halk bizi burada barındırmaz. Şimdi Ödemiş'e getiriyorlar. Ödemiş'te divanı harp yargılıyor, idama mahkum ediyor. Şey korkusu var anlaşılan, Çakırcalı'nın Ödemiş'i basacağı korkusu var ki İzmir'e naklediyorlar. Özel bir trenle, bir müfreze eşliğinde İzmir'e. Ve son ana kadar Kara Ali'nin Çakırcalı Mehmet Efendi'nin onu kurtaracağını beklediği söyleniyor. Hiç şey anlatıldı mı size? Kara Ali ile ilgili bir rivayet ulaştı mı? Çok fazla anlatılmadı. Kara Ali ile ilgili. Şimdi aileden kimse var mıdır kalan bildiğiniz? Çünkü çocuklarından falan da bahsediyor orada. Genelde şöyleydi. Kitaplarda diyelim ki müfrezelerin maceraları da anlatılır. Diğer kızanların maceraları anlatılır. Çakırcalı Efe ile beraber olanlar anlatılır. Evet. Ondan ayrılan muavinler, muavin kendisine hastır. Annenin onlarla ilgili bilgi anlatmazdı. Hep başlangıcında babamı rahmetli diyorlardı. Şöyle yapmış, böyle yapmış, filan yerde sıkıştırmışlar. Babamı rahmetli diyorlardı. Onunla beraber onun erkanı da girerdi içine. Sapkın dinle varmış. Kişi kişi anlatmazdı. Ha, çoban Mehmet'i büyük şey, çoban ya. Evet. Kuzu yüzer. Gidiyor hatta bir tanesinden, kendisi istiyor da, yörükten bir tane kuzu istiyor. Çakırcalı'nın kendisi istiyor kendisi mu? Kendisi istiyor. Adıran diyor orada. Vermiyor. Çoban Mehmet'i gönderiyor. Biraz ileriye gidiyor, gönderiyor çobanı, git diyor, efendim diyor, selam var beyler diyor. Bir tane kuzu göndersin. Bir tane değil, iki tane gönderiyor. Şimdi tanımıyor, kendisini tanımıyor. Peki, Çakırcalı'ya Gocaman dendiğini biliyor musun? Yani bir takma isim olarak. He. Çakırcalı değil de Gocaman'ın selamı Gocaman var. Gocaman şöyle, hayır. Efe'nin selamı var diye geçer. Babasına Gocu Çakırcı der. Babasına denir ki Gocu Çakırcı. Ama Ruhi Hoca alan araştırmalarında Gocaman kelimesini, Gocaman... Özellikle yataklar arasında bir şifre olarak. Gocaman dendi mi Çakırcalı anlaşılırmış. Gocaman. Bu kelime... Kap sıfat olarak da kullanılmış. Babası Ahmet Efe. Ahmet Efe. Koca Çakırcı o. Koca yani, Çakırcı. Ama Kocaman... Çakırcalı diye bahsetmezdin ninem onu da. Çakırca derdi. Koca Çakırcı. Dedem derdi. Peki. Koca Çakırcı derdi. Bilmiyorum ki ben yokken konuştunuz mu? Çakırcı'nın veya Çakırcı Efendi'nin İzmir'e gidiş hikayelerinden hiç anlatır mı aile? İşte onu anlattım ben size. İzmir'e gittiğini falan. İzmir'e tepkili kıyafet. Zarla gidiyor. Kadın kılığında gidiyor. Bizim köyden de kömürcü olarak gidiyor. Kadın kılığına giriyor, öyle giriyor. Şeye giriyor, konağa giriyor yani. Bir yere gidiyor, gene ağanın yerine. Ağa 7 kese altın veriyor, kese içerisinde. Hacı Mustafa atın terkilerini şey bağlıyor ona. Eşikten geçerken
Bu artık rivayette olabilir. Evet. Böyle anlatılır. Kesenin bir tanesi kapının eşiğine düşüyor. Veren kişi de bunları uğurluyor. Ha, zoraki almıyor bunları. O kişi kendi gönlünden veriyor. Hacı Mustafa atın üzerinden inmeden eğilip alacak oluyor. Hacı'yı tutuyor. Hacı diyor, biz diyor düşeni almayız diyor, kapının hakkı o diyor. Düşeni almayız diyor, kapının hakkı diyor, aldırmıyor onu. Peki, Mehmet Efendi'nin kızanların içinde Rum var mı? Hayır, yok. Yok. Destek veren veya mermi sağlayan veya alışveriş yapan, yataklık yapan? Mermi sağlayan hayım var. Tire'deki Yahudi. He. Çerkez yatağı var mı? Çerkez yatağı zaten Çerkezköy'e girdiği zaman orada kırıp geçiriyor, orada yatıyor, orada kalıyor, o gece. Orada sabahlıyor. Yok, gönüllü olarak ona yataklık yapar. Gönüllü olarak yatmaz. Çünkü Çerkezler... Orada yattığı zaman 3-4 tane kızanın da yerleştirmiştir mutlaka bir yere. Her gittiği yerde de aynı şeyi yapar. Yataklık yaptığı, diyelim ki bilmem ne ağanın yanına gitmiş. Nöbet, nöbet olayı var. Nöbet olayı var. Ve 4-6 nöbeti kesinlikle kendisinde. Nöbet olayı var. Onu tespit ettim ben. 4-6 saat 4 uykunun en böyle tatlı olduğu dönemde. Şafak vakti. Şafak vaktinde böyle şeyde kendisi nöbet tutuyor. Yani en zor görevi. En zor görevi kendisi. Kendisi. Çünkü şey yok. Yani en az 3 kızanı mutlaka nöbette kalıyor. Mutlaka. Yani ne kadar ne olursa olsun babasından kalan yataklar da olsa nöbetçi bırak. Ve kalabalık gezmezler. Muavin çeteler. Evet, önünde, arkasında, genelde ortada gezermiş bunlar. Ha. Dedem. Yani 2-3 kişi, 4 kişi, yani 3-4 kişi önde, 3-5 kişi arkada. Peki bugüne kadar size bağlantı kuran yataklarından kaç aile oldu? Veya biliyor musunuz yataklarını? Mesela Bayındır'ın bu Marmaraş köyünde Gocaköleme. Onu biliyorum. Şeyde Dernekli köyünde var bir kişi. Onu da şey senatörün babası derlerdi. Senatör öldü oradan. Senatörün dedesi. Bizim köyden dedem. Bunun gibi. Bunun dışında mesela benim gibi sizlerle bağlantı var mı orada? Şu anda bağlantı yok da. Şu anda bağlantı yok. Bozdağ'da var. Bak Bozdağ'da bir var. Aydın'da var. Mesela Bozdağ'da kim var? Şu anda bunlar sağ değil. Hayır. Bildiğiniz kadarıyla falan şey mesela. Ailelerinden. Aileler. Hatırlıyor musun isim olarak? Şu anda hatırlıyorum. Bir giden. Şu anda dokümanlarım da vardı benim. Bir ara tespit edeyim. Beyazıt'tan. Çünkü Gökçen'in çoğu şeyi... İsim olarak. İsim olarak. Şey yapamam. Ben de mesela Gökçen Efe vardır. Gökçen akrabası aynı zamanda. Akraba. Onun resimlerini getirecektim. Bir yere gidip gelmem gerekiyor. İki tane resim vardı. Kızınla beraber çekilmiş evet. Resim vardı. Onu biliyorsun. Resim vardı. Bir tane de şeyle vardı. Tüfeğinle vardır. Menem'in var. Hüseyin'in. Gökçe Hüseyin. Gökçen aslında değil. Evet. Gökçe Nefe diye geçiyor. Evet. Yani. Evraklarda evet. Gökçe Hüseyin diye geçiyor. Gökçe Hüseyin diye. Bizim burada gitti. Gökçen. Öyle. Ama şey yani. Resmi yazışmalarda Gökçe Efe. Bir ara bulursam ben size hallederim. Anneannemin de basılı resmi vardır. Çok eskiden basılmış da. Öldükten sonra neşriyatı yapılıyor. Bedriye'de yazarız. O annemin de var. O kitaplarda değişik var. Başka gelenler alttan de oldu. Alttan çıkmış fotoğraflar. Teyze onunla beraber. Hürriyet'te yayınlandı o. Evet. Hatırlıyorum onu ben. Çok yıllar önceydi. Çakırcan torununa karın çaldı abi nöbette diye. Peki, Çakırcan yani vurulduktan sonra aşağı yukarı bir 47 yıl ne şeyde kalıyor. 47 yılına kadar Nazilli'de kalıyor. Naşir. Evet. Yani. Oradan kim getiriyor buraya? Hatice teyzem kızı. Fadime getiriyor. Fadime'nin şeyleri. Hatice. Kızları. Devletten izin alıyorlar. Başvuruyorlar. Başvuru var mıdır? Değil, başvuru yok olmadı. Yok, başvuru yok. Oradan buraya nakil yapılıyor. Yol geçecek oluyor orada. Şu andaki mezarının da restoresini bir ara, şimdi hazinesi vardır. Bizim Müslüman geleneğinde şeyle beraber herhangi bir şey gömülmez. Gömülmez, evet. Altın akçıdır, şudur, budur. Bu Kurcava'daki yeri de aynı şey. İki tane mezar vardır orada. Onu da kazdıklar. Hangisinin Çakırca Ahmet Efe olduğu belli değil şu an. Kızı
kazanı yiyordum. Orayı da kazdılar. Defineciler mi kazıyor? Defineciler kazıyor, ha. Bu restore yaptıran kişi Çerkez'dir. Mezarı. Çerkez İbrahim vardı meşhur. Hani. Bu el bombasıyla öldürdü. Evet. Kışlalılığı. Kışlalı. O da Çerkez. O da Çerkez. Peki konağı kaç yılına kadar kullanıyorlar? En son annemin şöyle diyor. 10 yaşlarındaymış annem. 85 yaşında öldü. 2 sene öldü. 95. 10 yaşlarına kadar kullanıyor. Orada kullanıyorlar. Hacımlı konağı var. O konak yalnız şu andaki konak olarak değil. Sonradan ilaveleri var. Peki konağın mülkiyeti şu anda kimde? Şu anda müzeler. Hayır, ondan öncekindeydi. Ailenin vermesine. Aile dışı. Çakır Ağa vardır. Çakır Ağa. Zaten Çakır Ağa konağı olarak geçiyor ya. Kaymakçı'dan. Yani Kayaköy'deki evden bahsediyorum. Kayaköy'deki ev. Ha, ben Birgi'deki. Yok, hayır. Mehmet'im oradaki evi Akkaşlar işte. Akkaşlar. Onlar satıyor. Bizden akraba olmayan Kayaköylüdür ne. O kişinin de yaşlı bir insan, o evde yaşıyor, ölüyor. Ölünce de miraslara bölünüyor. Çok birçok mirasa bölünüyor. Mirasçılar bir sürü evi kullanmıyor. Dedeleri yaşamış evde, bizim sattığımız evde. Ev satmıyorlar, ihtiyaç da yok. 5-6 çocuk var. O 5-6 çocuğun bir de o çocuklar ölmüş. Ya. En son mirasçılardan işte topladılar. İşte Kültür Turizm Bakanlığı aldı, restore edip ev yani. Parası da çıkmış diye duydum yani şimdi. Hayır, almış artık zaten. Peki, dedin ki Kemal, Hacı Mustafa'nın ikinci hanımı da Kayaköy'de. Tabii, ikinci hanımı var. Onların çocukları var mı? Vardır, orada. Ben ama Kayaköy'e gidip araştırma yapmadım onlarla. Yapmadım. Peki, Çakıcı öldükten sonra aile geçimi... Ama onlar pek ilgili değil herhalde Kayaköy'de. Çakıcı öldükten sonra aile geçimi şöyle oluyor. Arazi, hayvancılık yok. Hayvancılık sadece kendi ihtiyaçlarını giderecek kadar. Yemeklik yani. İncir, bizimkiler incir. Genellikten incirdir. Peki, bu... Mesela Mehmet abi sen şimdi bize göre bayağı şeysin. Anneannenin yanında falan. Böyle onun kızanlarının torunlarına falan gelip giderler mi de be? Anneannem sağken zaten bütün bu dini bayramlarda merkez de orası. Şimdi ablasıyla beraber yan yana, ortada bir tek duvar var, kapılar yan yana. Genel bu bayramlarda toplanırlardı, merkezde, bahçeye gelirlerdi. Yani sülalenin çocukları birbirini tanırdı. Kızanlar gelirdi, kızanların torunları. Kızanlardan da vardı. Ama o kadar kalabalık, şimdi benim buradan tutuver, köye gidesiye kadar, diyelim yol üstünden geçiyorsun, yer edin. Dörtte biri akraban. Tanımıyorum. Ben tanımıyorum. Şimdi Mehmet amca... Bir tanesi geliyordu, beni tanıdı mı? Yaşlı başlı. Aha. Kim? Babamın dayısının oğlu. Gördesi sülalesidir, ana tarafından. Bizim komşular. Ha. Ana, ninem tarafından. Peki, şimdi Ödemiş Lisesi'nin mezunu oldun. Yok, öğretmen lisesinde. Öğretmen. Gökçeada. Ondan sonra öğretmen olarak. Ondan sonra Bornova'ya gittik. Oradan sürgün Buca'ya. Oradan tayin Malatya öğretmen lisesine. Oradan Giresun. Oradan Tokat. Erbaa. Ondan sonra buralarda. Ovakent. Burası. Peki, basından sizle irtibat ne zaman kuruldu? Ben burada yokken annemin yanına çok geldim. Hatta resim çektirecek onlar. Çektirmemiş annem. Aynı zihniyetten böyle. Sonra ben dedim, anne dedim, bu yaştan sonra senin resmin basılsa ne olur? Basılmasa. Babam sağ olsaydı izin verirdi. Ondan sonra çekiliyor. Bir kitapta şu anda elimde değil benim o. Annemle beraber teyzeoğlunun resmini basıyorlar. Teyzeoğlu? Fikret. Dedim. Ben dedim yani resim çekilmesinde bir sakınca yok. Peki annenizden ya da büyüklerinden duyduklarından notlar tuttunuz mu şöyle?
Tuttum. Ne yapmayı düşünüyorsun bunları? En yapmam gerekeni yapamadım. Hazırlık içindeydim. 10 tane kaset koydum. Anneme anlattırıp ondan sonra sırasına göre ardışık olarak bunları yazmaktı. Peki bunları yayına hazırlasa yani kitap olarak falan böyle bir şey. Yani neresinden başlayacağız? Biz öyle anlatıyoruz ki şimdi 18 yaşındaki hali, doğumundaki hali. İşte doğumunda 18 yaşına kadar geçen. Çok süre. Büyük şeyler var. O samanlıkları deşeledikleri. Kronolojik olarak bunları evet, aradıkları. Şey tasdikini yapıp. Ceviz kestanem vardı. Peki. Mesela bu konuda diyelim ki devletin belgeleriyle beraber diğer yayınlanan kitaplar, tefrikalar bir sürü şey var. Evet. Mesela notlarınızın birer örneklerini diyelim ki birer örneğini aslında istemiyorum şey. Fotokopi şeklinde ya da tarama şeklinde. Hakan Hoca'ya çift isimle kitap yazmaya izin verir misin? Senin isminle de. Hem Hakan'la hem isimle. Hatta Kemal'de de muhakkak notlar vardır. Kemal olsun. Evet. Benim anlatımlarım vardı. 4 kişilik bir dört isimli bir kitapta böyle bir izin verir misin? Yani deşifresini, tasnifini biz yaparız. Belli bir zaman sürer bu. Belli bir zaman. Mesela ben Sabri ile benim aklımda olan şu an neleri düşünüyorum biliyor musun? Altın kepkenle el çizme, elle çizilmiş resimdeydi. Hala ben oralarda. Şimdi o karşına çıkarsa... Ulaşabilirim ya. Yani. Hayır, ulaşmak... Biliyorum, kim olduğunu biliyorum. Çalanın da kim olduğunu biliyorum. Şimdi o ayrı bir olay. Mesela Sabri'nin... biraz önce ben Sabri Yetkin bu konuda Ege'de eşkıyalık doktora tezini ilk yapan kişi. Yarın onunla buluşacağız. Sabri'nin Halil Dural'ın notlarını tasdif edip... Yayını hazırladı. Yayını hazırladığını biliyordum. Şu anda matbaaya verilmiş. Kalanları da. Kalanlar da matbaaya verilmiş notlar şeklinde böyle. Yarın onunla da görüşeceğiz. Mesela Sabri Yetkin bu konuda ilk doktora çalışmasını yapan bir hoca. Evet. Şu anda zor konuşuyor zaten bir felç geçirdiği için. Halil Dural'ın notlarını şey yapıyor falan. İyi ki de yapmış. Ben şunu söylüyorum, hatta gelirken de söyledik. Yani Çakıcı var, bir Çakıcı var ama ortada. Hangi Çakıcı, nasıl bir Çakıcı, nasıl psikolojik bir yapıya sahip diye, sosyolojik bir yapıya. Farklı farklı sorular sormamızın sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Çakırcalı 18'de çok farklı Çakırcalılar karşımızda. Çok farklı. Ha. Şimdi yani valideyi geri getirmek, konuşturmak mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün şimdi senden şunu şey yapalım biz. Notların aslını istemiyoruz bak yine yanlış anlama. Bunlar fazla bir şey değildir zaten bu notlar. 10 sayfa olsun, 20 sayfa olsun. Evet. Bunların birer fotokopisiyle beraber ki doktora sonrasında gelirken de şey yaptık yani bir biyografi hocam yani dedi. Bütün kaynakların kullanıldığı. Çakırcalı ile ilgili bir biyografi yazmak bize şart oldu dedi. Yani bir hikayeden bir şeylerden ziyade yani bir kitap kaldı değil mi senin incelemediğin? Evet evet Mehmet Şiller'in evet. Ha bir tane daha olabilir. Ben bak dünden bir bu Yaşar Kemal'in kitabını vardı. Saçma. Doğrulu paylar çok. Üçte ikisi doğru. Bu anneannemin bizzat bir dilinden yaptı. Ama diğeri gitmiş Bayındırlı'dan, oradan buradan aldıkları da var içerisinde. Şimdi bir kişinin hasmı vardır. Ne yapacaktır? Bayındırlı, ha ben öldürdüm diyecektir. Bayındırlı ben öldürdüm demiyor. Ha. Öyle empoze ediyorlar. Bayındırlı diyor ki, Zeynel Besim Sun'un kitabında yani şöyle söylüyor, ben diyor bunu bir şey olarak saklıyorum, yarım Arap'tan söz ediliyor. Manisalı yarım Arap. Evet. Korkudan söyleyemedi. Söyleyemedi, itiraf ederler. Ve benim ailemi yok ederler. Aslında yarım Arap ben vurdum diyor ama diyor şey falan. Geri kalan bence Yaşar Kemal kaş yaparken evet. Göz çıkarmış o kitapta. Yani, bence çünkü dünyanın gelmiş geçmiş en büyük eşkıyası olarak niteliyor kitapta. Yani kaş yaparken göz çıkarmış. Ama ben aileye kitabın, göre de Çakıcı'yı vuran Kızana Hacı. Tabii aynı kitapta. O kitabın zaten bitirilişinde yarım Arap dediğiniz kişiye bağlıyor olayları. O kişinin ağzıyla daha çok
betimliyor. O kişiler daha çok bir kesim belge olarak alıyor. Yani eminim zaten o kişiyle görüşmemiş Yaşar Kemal'le. Ben Yaşar Kemal'in kitabında olup paylaşmış. Hayır şey değil. Zaten roman olarak. Roman olarak yazılmış. Diyalog, miyalog, bir sürü uydurma diyaloglar. Kurgudur o. Yani büyük bir çoğunluğu kurgudur evet. O. Sabahattin Burhan da aynı şekilde. Evet. Orada yani, da kurgular var. Kurgular yok çakır diyalog ve şöyle yaptık. Ya biz bütün bu kurguların dışında. Biz torunuyken tam ne yaptığını bilemiyoruz. Yani. Ele almaya korkuyoruz. Yani ne demek istediğimi anladınız mı? Yani bugün işte biz hatta gelirken Arıkbaşı köyünde kahvaltı yapıyorduk. Hem bir yandan kahvaltı yapıyoruz hem de bir yandan da bu şeyi değerlendiriyoruz. Hatta dedi ki, hocam dedi, yani Çakırcalı ile ilgili bir biyografi yazmak bizim dedi boynumuzun şey oldu. Hatta psikobiyografi dedim ben, yani şeyi çocukluğunu falan sormamın da temel nedeni oydu. Yani dönemin sosyolojik yani şartları. Geneli kaçmayla, yani saklanmayla. Saklanmayla. Yani, yani diyelim 10 yaşındaki bir çocuğun sırtını sarmak. Ya tabii şey biriktiriyor, nefret kız, biriktiriyor kız, bu arada. Kız çocuğu şeklinde sokuyor, o şekilde saklıyor. Evet. Kim ve nefret ediyor? Kim ve nefret ediyor? Devamlı 18 yaşında değil mi? Saklanmayla bir çocuk. Peki. Ama nerede? Orada, burada. Evet. Çakırcan'ın, daha doğrusu Çakıcı Ahmet'in, kız kardeşinin, kızının torunları bizim köyde. Söylemiştin daha önce. Vesile. Yani. Çakırcan'ın kız kardeşi değil, değil mi? Ahmet efendim. Ahmet efendim. Ahmet efendim. Kız kardeşinin torunu. Bir bezirganla evleniyor. Varmış, şallarımız varmış öyle de. He. Çok bir bezirganla çok evleniyor. Nerelerdir, kimdir? Ölüyor bezirgan. Daha sonra Dağ Teke'den birisinin evleniyor. Dağ Teke köyüne gidiyor. Orada da ölüyor. Ondan sonra oradan kızımın işte kızı Vesile bizim köyde evleniyor. Şallardan şeyin ne diyorlar, ne diyorlar bana, Hacıoğullarından evleniyor. Onların torunları var bugün. Bu Alkan. Osmanlı Devleti arşivlerinde çizilmiş mi yoksa? Hayır, hayır. Biz dayımız Çakırcalı Mehmet Efendi diyorlar. Tabii, ailenin şeyi var. Bunu ben Zeybek Kongresi'ndeki bildiride de yazdım. Mehmet amca vardı, ailenin en büyüğü. Hatta ben Vesil, bu benim uzmanlık alanım nüfus defteri olduğu için 1904 yılındaki Vesile diye işte bir şey var. Mehmet amca dedim, Vesile kim dedim. Köyde hiç Vesile ismi yok. Vesile dedim, bir sizin kızım var dedim. Benim dedim, babaannem dedi. Dedim, bu Birgi doğumlu. Çakıcı'nın dedi. Hala şeyin, Çakıcı babasının dedi, kardeşinin kızının torunlarıymış dedi. Hatta dedi, bir defa dedi, iki defa köye geldi. Dayı diye hitap ediyormuş böyle dedi. Bir defa köye geliyor. İşte Vesile, dayı hoş geldin falan, kızım diyor, ben İzmir'e gideceğim diyor, bana şey bu, yani gidecek, Garigram diye bir kömürcüyle şey anlattım orada, ben Garigram'la gidip geliyorlar İzmir'e, kömürcü olarak gidip geliyor. Hatta Garigram daha sonra dağda semer ağacı kırılmış, semer ağacı kesecek, Asmacık Deresi'nde, ağacın başında taktık, biz şey deriz, gavak deriz aslında, çınar. Bu sefer pür silah geliyor. Bir bakıyor ki Garibram ağacın başında semer ağacı kesmeye çalışıyor. İnan aşağı, Efe de ben bir şey yapmadım. İnan iniyor, beni tanıdın mı? Efe diyor, seni kim tanımaz diyor, sen Çakıcısın. Biliyor musun diyor, Garaşehir'in arkasını sen düştün, Garaşehir'in arkasını ben düştüm, İzmir'e kömür sattık, Garaşehir'e sen bindin, Garaşehir'e bindik, sohbet de geldik. Efe diyor, ben seni nereden biliyorum ben Çakıcı olduğunu diyor. 30 altın veriyor. Diyor ki, bu parayı diyor, bundan sonra ağaç başında ne işin varsa bu parayla gördüreceksin, birisini vereceksin. Ağaç başına sana çıkmayı yasaklıyorum. Bundan sonra ağaç başındaki işler bunlar. Başka yere harcamayacaksın. Garip bir anda şey anlatıyor, Mehmet amcaya anlatmış. 30 sarıları verdi bana. Ağaç başına çıkmayı yasakladı. İşte böyle böyle gibisinden anlattırdı bana bu şekilde. Çünkü ailenin bir şeyi orada var. Ha, ana tarafında. Sizinle bağrı var. Çok ilginç. O işte Hacıoğulların bütün kız tarafı hep size şeydir. Erkeklerin hükmü yoktur orada. Vallahi billahi ya. Ulan dedim, damar dedim, çekiyor mu çekiyordum ya. Mesela vallahi gerçekten o evde hep erkekler sessiz.
resesittir. Kızların hepsi dominant, hükümdar, baskın, hükümdar. Ulan dedim, yine dedim böyle şey dedim. Vallahi billahi bak, bak böyle şeydir yani. O hep Osmanlı'dır, böyle şeydir. Öyle mesela Vesile ablam vardı, Vesile ablam için bir gördüğümüz. Kavga ederler kocasıyla, evlendirdi. Kocası evi terk eder gider. Kovalar, kovalardı. Ya adam evi terk eder, bavulunu alır, anasının evine götürür. Kovalar. Böyle bir şeydi. Yani yıldız var mesela yine aynı şekilde. Öyle şey değil. Yani damar ille var, var. Çekiyor. Şimdi bizde bir mavzer var. Anneannem mavzer kullanır. Kadınlar silah kullanır. Gece olduğu zaman tek başına evin hem anası evlilik yaptıktan sonra bir süre sonra ayrılıyor kocasını. Tire'den. Saraç Ali Usta'da. O mavzer de kayboldu gitti. Şöyle oluyor, anneannem bize geldi. Yaşlılık döneminde bizde kalacak. Kirazdayız o zaman. Teyzem bunu haber alıyor. Teyzem her ne kadar böyle resimlerde çekildiyse de onu yücelten biri değildir. Sadece Çakırcalı'dan kalan bazı eşyalara el koymaktır amaç. Ve bu gerçekleşti. Mavzer ona gitti. Ne varsa. Bir tek kapudu vardı. O dayım da dayım çarçur etti onu. Silah kimdeydi? Silah kayboldu. Kim aldı? Şimdi bir tane sandığımız vardı. Anneannemin sandığı vardı. O sandığı kimse kurcalamaz. Bir kere beni götür git dedi. Çıkardı oradan. Şundan biraz daha küçük. Gümüşten kap vardı. Çakırcı efendim. Şey içti. Kahve içti. Fikretler mi götürdü onu? Onlar götürdüler. Babanın mı söylüyor lan? Onlar götürdüler. Zaten ne varsa yoksa o fikretler... O kente gittim, Adagide'ye ver. Yaşlı bir adam, tamam, oranın muhtarı. Gittik evine, geldi. Ben orada öğretmenlik de yaptım. Şeyde, o kente yaptım, Adagüme'ye gittim. Adam şuraya oturdu, bir minder çıkardı, geldi de öyle kalifeden. Koşuyu koydu. Ayran yaptırdı. Gümüş gibi bir kap. O kaptan bana ayran ikram etti. Buna dedi, Çakıcı Efe dedi, bunda ayran istemişti dedi. İçmişti dedi. Bu minder de bu köşede oturmuştu. Seni biliyor muydu? Tanıyor muydu yani torun olduğunu? Beni tanımıyordu. Yani ben oraya gittim, Çakıcı'nın torunu muydu deyince adam bana onu ikram etti. Aslında yani hala bir saygı, sevgi, hürmet var, devam ediyor. Ama bu kaç sene önce o adam şimdi sağ değil. Torunları sağ. Peki, Çakıcı'nın Mehmet Efendi öldüğünde ki ailenin toprak yapısıyla şimdiki ailenin toprak yapısı aynı mı? Değil. Değil. Satış var mı? Satışı oldu, satışı oldu. Çakırcalı mesela, benden miyim? Dayımın oğlu vardır. Ölür ölmez sattı bana. Dayı oğlu vardır, İzmir'e gitti. Öbürü teyze oğlu, sattılar. İzmir'e gitti. İşte kızlar 80'er dönüm paylaşmışlar. Her kızın torunu. Onlar sahip çıktılar. Çıkmış. Onlar sahip yani çıktı. Yani 3 kız, 3 kere 8, 20, 240 dönümü yaklaşık arazim vardı Efe öldüğünde? Kayaköy'de daha fazlaymış. Kayaköy'de daha fazla. Eminli'ne mi işte demişler orada incirlikler, zeytinlik varmış. Doyranlı çiftliği diye geçer. Eminli'ne mi gitmemiş benim oraya? Aynı bizimkiler oradaki yeri satıyorlar ucuza, buradan yer alıyorlar. Yani Çerkezler biraz rahatsız ediyorlar ya orada. Gene aynı baskı devam edince, başta erkek kalmıyor. Bir tane dayım var, genç yaşta ölüyorlar. Diğer dayım, o bu işlerle uğraşmaz. Allah'lık diyelim. Başta erkek kalmıyor. En büyük Eminli'ne. Biraz Eminli'ne. Oradan satıyor, Kurcava'dan yer alıyor. Diğeri de zaten Aysurt'ta yer var. Peki Çakırcalı'nın ilk kurşunu 4 defa bastığı eski ismi Hacı İlyas. Burhaniye ve daha sonra ilk kurşun 4 defa bastı. Hatta ben ilk kurşun mezarlığında bir mezar taşına denk geldim. Şeyde de yayınladım onu. Çakırcalı tarafından vurulan ama şeyden buradan değil o. Geyve tarafından bir yerden böyle o taraftan. Şimdi kayıtlar gördüm dedim ananın nişanını. Bu gelen başı bozuklardan takibe gelen takibe gelenlerden
şey yapıyor, vuruyor orada. Orada mezar taşını dönüştürdüğü evet. Çakırca'da müsaademe yapıyor. Osmanlıca mı tutacağım? Osmanlıca. Tabii yanında da ilk kurşun muhtarı falan filan vardı. İçinden anladım. Gördün mü dedim ben onu aşağıda? Ne işim vardı ben dedim. Gördüm. Yani şey... Onu Girit'ten gelenler de öyle diyor. Yani burası Girit değil diyor. Gelin diyor, dağa gelin diyor. Burası Girit diye de Rumlar öyle söylüyor. O zaman Osmanlı herkesi kullanıyor yani. Paris'e yeter ki Çakırca öldürürsün. Tam başına da büyük ödül konulunca Las çeteleri gelir şeyden, Karadeniz'den Las çeteleri vardır gelenler. Onlar da zaten Rum değil mi? Rumlarla karışık yaşıyor. Hep Pontus Rum var evet. O zaman. Ama şey var yani Sabahattin Burhan'ın bir iddiası da Abdülhamit tarafından diyor özellikle Çakırcan'ın dağda kalması isteniyordu ve saray tarafından da tutuluyordu. Çünkü öyle. Dağda